Ekli başkomiser kızını uyurken öldürdü. İstanbul Fatih'teki Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu sokakta bu sabah saat 10.45 sıralarında, iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal Ağa, henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti. DHA'daki habere göre ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal Ağa, 40 ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihal Ağa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emekli başkomiser Kemal Ağa, olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal Ağa'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi. Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda 40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızı Nihal Ağa'yı öldüren emekli başkomiser Baba Kemal Ağa'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Baba Kemal Ağa'nın ifadesinde savunma olarak kurtulsun diye yaptım dediği öğrenildi. Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.